Herkese merhaba, ben Emrah. Bu hafta sizlere ilk defa manga okuyacaklara öneriler yapacağım. O yüzden şimdi hiç vakit kaybetmeden hemen başlıyoruz. İlk mangam aslında tek bir manga. Yani 3 manganın birleştirilmiş hali ve romantik, fantastik, Senin Adın. Bunu çoğu kişi zaten biliyordur aslında. Hatta filmini de izlemiştir, Your Name. Oldukça güzel bir filmi var. Ki kaldı ki mangası da aynı şekilde. Oldukça güzel bir manga. Çizimleri olsun, anlatımı olsun, konu açısından benim çok sevdiğim. O yüzden böyle romantik, fantastik konuları seviyorsanız bence hiç düşünmeden bu mangaya bakabilirsiniz. Bence hoşunuza gidecek. Zaten şey açısından da böyle hani fantastik kısımları biraz karışık gelebilir ama alıştıktan sonra inanın gayet rahat bir şekilde akacak. İkinci önereceğim manga ise herkesin çok sevdiği ve gerçekten bir efsane aslında. Animesi çünkü efsane oldu. Death Note. Evet, Death Note aslında polisiye, fantastik, gizem, gerilim hepsinin içinde barındırıyor. Ve şöyle söyleyeyim, yazı bakımından dolu dolu bir manga. Çünkü çok fazla diyalog okuyoruz. Ve konusu da oldukça ilgi çekici. Yani Death Note'u bilmeyen çok az kişi vardır herhalde. Yani gökten bir defter düşüyor. Siz o defteri, bir tane lise öğrencisi o defteri alıyor. Ve ismini yazdığı herkes kalp krizinden ölüyor. Tabii ki böyle bir durum olunca Japonya'da, hatta dünyada ortalık karışıyor. Ve insanlar kim olduğunu merak ederken bir yandan da tabii ki arka taraftaki polisler ve gizli ajanlar onu bulmaya çalışıyor. O yüzden Death Note heyecanlı ve bir o kadar da güzel bir manga. Animesi de çok iyi. Netflix'te var. Eğer hani ben animeyi izlemek istiyorum derseniz bence onu da yapabilirsiniz. Death Note benim sevdiğim mangalardan. Bence siz de deneyebilirsiniz. Sıradaki mangam bilim kurgu. Biraz da bilim kurguya giriş yapalım. All You Need Is Kill. Evet, bu manga aslında iki ciltten oluşuyor. Hatta ikinci cildi de burada. Böyle ben normalde bilim kurgu konularını acaba sever miyim diye düşünürken bunu denedim ve gerçekten sevdim diyebilirim. Ayrıyeten Tom Cruise'un oynadığı bir tane film var ve o filmin hatta bu mangadan uyarlanmış. Filmin adını şu anda hatırlamıyorum. Alt kısma yazarım. O filmi izlemiştim ve bayağı sevmiştim. Sonra bu mangadan uyarlandığını öğrenince oldukça böyle hoşuma gitti. Çok güzel çünkü yani şöyle bir konusu var. Dünyada yaratıklar yani uzaylılar ele geçirmeye çalışıyor ve insanlığı öldürmeye çalışıyorlar. Buradaki baş karakterimiz de bir asker, acemi bir asker ve onlarla birlikte savaşa giriyor. Ve o savaşta bir şekilde ölüyor ve öldüğünde tekrar doğuyor. Ölüyor, tekrar doğuyor, ölüyor, tekrar doğuyor ve bu şekilde devam ediyor. Bu döngüden çıkmaya çalışıyor ve karşımıza bir de ikinci karakterimiz, bu kız karakterimiz giriyor ve aralarında tabii ki bir bağ oluşuyor ve sonrasında anlatmayayım zaten. Bence bununla da başlayabilirsiniz. Oldukça güzel bir manga. Benim çok hoşuma gitti. Hem de iki cilt zaten. Alırsanız sakın birini almayın. İkisini beraber alın ve okuyup bitirebilirsiniz. Aa yok, bana böyle sporla ilgili bir şeyler öner falan derseniz de Haikyuu'yu önereceğim çünkü ya çok tatlı, yani bir voleybol aslında sporunu konu alıyor ve oldukça şirin ve çizimleri de oldukça şöyle güzel bir manga. Yani ben normalde hani acaba spor mangalarını sever miyim sevmez miyim diye düşünüyordum ama alakası yok, oldukça sevdim. Animedeki o etkiyi de aldım açıkçası çünkü şey de düşünüyordum, voleyboldaki o hareketli hali burada yansıtabilmişler mi diye düşünürken gerçekten yansıtıyorlar. Ki kaldı ki biri okuduktan sonra hemen gittim animenin 5 bölümünü izledim. Animesi de çok keyifli. O yüzden böyle ben bir spor mangasıyla başlayayım, benim hoşuma gider diyorsanız bence buna kesin başlayın. Hele voleybol falan oynuyorsanız kesin. Ve benim her seferinde inatla yani bunu kesin okuyun dediğim vaat edilmiş yok yer. 5 cilt çıktı, 6. cilt de çıkıyor. Yani gerekli şeyler bu konuda biraz yavaş ama yani bence hani hepsi tamamlanmadı diye sakın şey yapmayın. Çünkü çok güzel bir manga. Yani ilk okuyacaklara gerçekten her zaman tavsiye ettiğim mangalardan bir tanesi. Çizimleri olsun, konuları olsun gerçekten çok iyi. Yani diyalog açısından dolu dolu bir manga değil ama konusu çok güzel ve hani daha önce de anlattığım gibi buradaki yetişen küçük çocuklarımız kendilerini bir yetimhanede zannediyorlar ve 7-8 yaşlarına geldiklerinde aslında evlat edildiklerini düşünüyorlar. Aslında gerçek o kadar masum değil. Arkada çok farklı şeyler çıkıyor ve hani bu çocukların bu durumu öğrendikten sonraki kaçmasını konu alıyor. Çok güzel. Ben inanılmaz severek okuyorum ve şöyle söyleyeyim, manga ilerledikçe çok 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 daha güzel oluyor. Sanırım ikinci sezon manga ile birlikte aynı devam etmiyormuş.
animesinde. O yüzden ben mangayla devam edeceğim için sıkıntı yok. Mangayı bitirdikten sonra zaten animenin ikinci sezonunu muhtemelen izlerim. O yüzden bunu da size şiddetle tavsiye ederim. Ve çok sevimli mi sevimli gözüken aslında karanlık bir tarafı da olan Madoka Magica Büyücü Kızı öneriyorum size. Bu aslında hani yine çok uzun olmasın, kısa hemen bitsin isteyenler için aslında güzel bir alternatif. Çünkü 3 ciltten oluşuyor. 3. cildi de hatta yeni çıktı. Burada büyücü kızlarımızı konu alıyor. Yani böyle birazcık aslında baktığınızda Ay Savaşçısı'na böyle biraz benziyor. Yani lisede okuyan bir kızımızı bulup ona bir güç verme ve kötü güçlere karşı savaşma durumu mevcut. Ama kendi içerisinde aslında farklılıkları var ve bence güzel bir manga. Çizimleri de aynı şekilde oldukça böyle tatlı gözüküyor ve güzel süper güçler var. Bunu da bence okuyabilirsiniz. Zaten 3 cilt hemen okuyup biter. Bir sonraki mangam. Evet, Kahramanlık Akademim. Çoğu bunun zaten muhtemelen animesini izlemiştir, izliyordur ki ben de izliyorum. Hem okudum hem izledim. Bayağı güzel. Çok yani şu dönemin en popüler manga ve animelerinden bir tanesi. Çünkü insanların, bütün insanların aslında doğduğunda kendine özel süper güçleri var. Tabii ki bu süper güçleri kötüye kullanan insanlar da var. Onları engellemek için de zaten okullarımız var ve bu çocuklarımız okullara girerek aslında yeteneklerini geliştirip bir süper kahraman olmaya çalışıyorlar onlara karşı savaşmak için. Ve şu anda 17. cilt çıktı sanırım gerekli şeylerde. Ama uzun soluklu bir manga, onu bilerek okuyup ya da izleyebilirsiniz. Bence çok keyifli. Ben izlerken çok keyif alıyorum. Çünkü en sevdiğim kısım da aslında şu. Yani kişilerin, çocukların özelliklerini gördükçe, yeni birileri geldikçe acaba şey diyorum. Bunun özelliği ne? Bunun gücü ne? Sonra böyle o güçlerin coştuğunu görmek falan bayağı iyi oluyor. O yüzden size bunu da öneriyorum. Aa yok, ben fantastik istemiyorum. Ben aslında vurdulu kırdılı istemiyorum. Bana şöyle romantik liseli aşkı var derseniz de size Gençlik Yolculuğunu önerebilirim. Kendisi gerçekten tam bir böyle romantik liseli aşkını anlatıyor. Ve bu kızımız lisede aşık olduğu bir çocuğu, daha doğrusu ortaokulda sanırım daha küçükten aşık olduğu çocuğu bir anda kaybediyor. Böyle çocuk başka bir okula gitmiş yani. Sonra liseye başladığında o çocukla tekrardan karşılaşıyor ve aşkı depreşiyor falan. Yani lisede olan konuları aslında ele alıyor. O yüzden romantik seviyorsanız bence buna da bakabilirsiniz. Bende de 3 cildi var ama muhtemelen okumaya devam edeceğim. Bu da devam eden bir seri. Ve şu sıralar okumaktan inanılmaz zevk alıyorum. Çok güzel. Fullmetal Alchemist. Bu mangayı gerçekten çok seviyorum. Yani karakterleri olsun, olayın işleyişi olsun aşırı güzel geliyor. Çizimleri zaten çok güzel. Yani çok severek okuyorum. Bu Edward'la yani oğlu gerçekten çok seviyorum karakter olarak da. Ve simyacılık ve aslında büyücülük var işin içerisinde. Ve okurken de oldukça keyif veriyor. Bu iki karakterimizin bu hale gelmesinin bir sebebi var. Maalesef ki annelerini kaybettikten sonra annelerini geri getirmek istiyorlar. Ve geri getirmek için de simyaya başvuruyorlar. Ama İnsan canlandırmak sandığınız kadar kolay değil ve o yüzden başlarına tabii ki bu tarz kötü şeyler geliyor. Biri kolunu kaybederken biri tüm vücudunu kaybediyor, bedenini kaybediyor. Yani aslında hem vücutlarını geri almaya hem de gene annemizi geri döndürebilir miyiz durumu da var. Ve bunların yolculuklarını konu alıyor. Ama çok güzel. Gerçekten çok güzel. 27 cilt. 27 cilt de çıktı. Ben de şu an toplam 16 cildi var ve devamını alacağım. Çok keyif alarak okuyorum. Animesi de zaten çok çok iyi, çok yüksek puanları var. Daha önceki videolarımda söyledim ama yine söyleyeyim. Fullmetal Alchemist'i ben aslında videonun animenin yarısını izlemiştim ama asıl izlememiz gereken Brotherhood. Çünkü Brotherhood tamamen mangaya sadık kalarak devam etmiş. Zaten o yüzden çok seviliyor. O yüzden şiddetle bu mangayı öneriyorum. Ben keyifle okuyorum. Bence siz de okuyabilirsiniz. Bir sonraki önereceğim tek bir cilt. Kadın ve Kedisi. Evet, yani şöyle söyleyeyim. Oturup bir solukta okuyabileceğiniz oldukça basit bir manga. Yani hani böyle bu kızımızın böyle biraz psikolojik olarak duygularını, o andaki işleyişini aslında okuyoruz ve ama tatlı olan kısım şu gördüğünüz kedinin gözüyle okuyoruz. Bu kısmı çok tatlı. Yani çok böyle wow bayıldığım bir manga değildi ama ilk defa okuyacaksanız böyle hani hafif bir şeyler okuyayım bakayım nasılmış deyip böyle tek ciltte bitirebileceğiniz bir şey arıyorsanız bu da olabilir. Buna da bakabilirsiniz. Sonraki mangam. Bunu daha önce figürlerinde baktık. Evet. İblis Keser. Bu yani animesini izledim tabii ki bir sezon ve animesi gerçekten çok tatlıydı. Çok güzeldi. Çok seviyorum.
Mangası da aynı şekilde çok güzel. Filmi zaten müthiş. Filmi bu arada anime sezonunun tamamını izlemeden izleyemiyorsunuz, onu unutmayın. Manga da çok güzel. İkinci manga da yeni çıktı. Hemen çıkıp okumak istiyorum. Yani bence bununla kesin başlayın. Başladım ben çok sevdim. Zaten konusu şöyle. Burada Tanjiro ana karakterimiz var. Kendisi ailesini geçindiriyor. Babası yok. Ne olduğunu bilmiyoruz. Ve odun kömür taşıyarak aslında ailesini geçindiriyor. Ve bir gün şehre indiğinde tüm ailesi iblisler tarafından katledildiğini görüyor. Bu arada dünyada iblisler var ve insanlardan besleniyorlar. Ve döndüğünde sadece gördüğünüz Nezi Koçan, evet, kız kardeşin hayatta olduğunu görüyor ama o da iblis olmuş ve onu öldürmek istemiyor ve çünkü gerçekten Nezuko'da da farklı bir hal var. Normal bildiğimiz iblisler gibi olmuyor ve insanlardan beslenmeye çalışmıyor. O yüzden aslında başlangıcı böyle. Ben çok severek okudum, izledim de zaten. Çıkar çıkmaz ikincisini de hemen alacağım, onu da okuyacağım. O yüzden bunu da size önerebilirim. Buna da bakabilirsiniz. Ve bir sonraki mangam Karakahya. Bunu size daha önce önerip söylemiştim, beğenmiştim. O yüzden bunu da ilk okuyacaklar olarak zaten bakabilirsiniz. Çok farklı. Yani Karakahya'nın böyle süper güçleri olduğunu düşünün. Bir kahyanın daha doğrusu süper güçleri olduğunu düşünün. Ve o bu. Niye böyle? Nasıl böyle? Bunu zaten okudukça öğreniyorsunuz. Ben 3 cildini okudum. Güzel gidiyor, keyifli gidiyor. Bence buna da bakabilirsiniz. Sevdiğim bir manga oldum. Ha bu arada şunu da söyleyeyim, biliyorum baskıları yok. Her cildin baskısı bulunmuyor ama inanın yapabilecek hiçbir şey yok. Çünkü anlamıyorum, anlamayacağım da. Madem bu kadar çok satıyor bu mangalar, niye az basılıyor? Niye az stok var ve stoklar hemen bu kadar tükeniyorsa daha fazla basın. Bir sebebi vardır herhalde diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Sonuç olarak kitaplarda da çok satıyor ama hiçbir kitabı asla şey diye bulamamazlık olmuyor. Yani stok yok diye bulamamazlık olmuyor. Çünkü yani çok basılıyor. Mangada niye bu olmuyor? Bunu anlamıyorum. Bence bu bir strateji falan olduğunu düşünüyorum artık. Çünkü hani ulaşılamayan bir şey daha cazip gelir ya. Bir şeyleri bulamıyorsun, yeni baskısını bekliyorsun. Ya da bilmiyorum, çözemedim. O yüzden bulamazsanız da yine aramaya devam edin. Yani yayın evlerini kontrol ederseniz zaten yeni baskılar geldiğini söylüyor. O yüzden bir şekilde mangalara bulursunuz yani, hiç sıkıntı yok. Çünkü çıkarmaya ve yenilemeye devam ediyorlar. Ve son önereceğim manga. Aslında daha fazla da önerebilirdim de yeter kaç tane önerdim yani. Çok önerdim. O yüzden şimdilik bu kadarıyla kalsın. Bunları dediğim gibi ilk başta okuyabilirsiniz. Yani ilk defa manga okuyacaklar için bence güzel bir alternatif. Ve Titan'a saldırı. Attack on Titan. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Bilmeyenleriniz varsa da çok efsane bir seri. Yani yine günümüzün popüler manga ve animelerinden diyebilirim. Çünkü gerçekten çok farklı bir konuyu işliyor. İnsanlar bir şekilde binlerce yıldır sadece bir alanda yaşıyorlar. Bunun sebepleri dış dünyada devlerin olması. Ve devler aptal varlıklar ama bildiğiniz sadece insanları yemek için yaşıyorlar. Ve bir insan gördüklerinde anında saldırıp onları yiyorlar. Ve devler hiçbir şekilde ölmüyor. Sadece enselerinde ufak bir alan var ve o alan kesildiğinde sadece ölebiliyor. Haliyle insanlar çok dezavantaj durumuna düşüyorlar ve aslında bunu konu alıyor. Ayrıca da burada gördüğünüz devleri öldüren askerlerimiz var. Şöyle çizimleri, hikayesi. Eğer hani şey de düşünebilirsiniz bu arada. Ben animeyi izledim ama hani mangayı okusam mı vesaire diye düşünebilirsiniz. Bu arada okuyabilirsiniz. Çünkü ben animenin hepsini izledim. Sonra bir bu mangaya bakayım dedim. Çok farklı böyle bir tecrübe hissettirdi bana. Çünkü şöyle, anime bazı bölümlerde uzatılmış ve hani daha yavaş ilerlerken manga çatır çutur hızlı hızlı ilerliyor. Tabii ki şöyle bir durum var. Animedeki o hareketler, o kesme hareketleri, devlerle savaş anları animede çok daha iyi veriliyor. Ama ben mangayı da severek okudum. Devam edeceğim. O yüzden size de öneriyorum. Siz de bunu okuyabilirsiniz. Önerilerim bu kadardı. Manga önerileri gelecek. Yani daha fazla okudukça daha fazla şeyler önereceğim. Bu aslında hem herkese hem de böyle gerçekten ben hiç daha önce manga okumadım. Ondan sonra acaba hangisinden başlasam diye düşündüğünüzde bunlardan bir tanesiyle başlayabilirsiniz. Önemli olan türünüz. Yani ne tür seviyorsunuz? Fantastik seviyorsanız fantastikle ilgili okuyun. Bir de dedim çok karışık çizimleri olan mangaları okumazsanız sıkıntı yok. Bu önereceklerimden bir tanesini okuyabilirsiniz. Umarım hepsini seversiniz. Videomuz bu kadardı. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.